Sayın Gülen'in talebelerinde hizmet hareketinin çalışmalarında bu paylaşma birbirine yardım etme bizden daha düşkün olanlara yardım etme felsefesinin çok pratik bir şekilde hayata geçirildiğini görüyorum İslamiyetin çoğu zaman göz ardı edilen ya da unutulan yanına bir örnek teşkil etmiş oluyorlar <laughs> resident organization that alok mokurji Hala hazırda Toronto Polis Hizmetleri Kurulu'nun başkanı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu görevdeyim. Bu kurul, Toronto şehrindeki polis hizmetlerinin yönetimi ve denetiminden sorumlu bir oluşum. İnsan hakları üzerine bir birikimim var diyebilirim. 90'lı yıllarda Ontario İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı olarak görev yaptım ve uzun yıllardan beri toplum içinde aktivist bir rolüm oldu. Toplumsal olarak eşitlik, Dahil edilme ve ayrım gözetmeme gibi konular her zaman dikkatimi çeken meseleler olmuştur. Geçmişim kısaca bunlardan ibaret diyebilirim. İnsan hakları ve halkın güvenliğini sağlayıp onu destekleyecek mahiyette bir polis hizmetini sunduğumuzu temin etme noktasında çaba göstermeye devam ediyorum. Hizmet hareketiyle ile Dinler Arası Diyalog Enstitüsü ve Toronto şehrinde düzenlemiş oldukları programlar sayesinde tanışmış oldum. Diyalog programlarında verilen mesajlar ve ortaya çıkan bir takım meseleler oldukça ilgimi çekiyordu. Ben de bir merak uyanmaya başladı ve Hizmet Hareketi üzerine bazı kitaplar okudum. Yaklaşık iki yıl önce de eşimle birlikte Diyalog Enstitüsü'nün düzenlediği bir kültür gezisine katılma imkanım oldu. Hizmet hareketi içerisinde aktif olan insanlarla tanışma ve hizmet hareketini daha iyi tanıma imkanı buldum. Yani entelektüel bir takım alışverişler ve okumanın yanı sıra hizmet hareketini destekleyen ve onun için çalışan insanları kişisel olarak ziyaret etme ve onlarla etkileşime geçmenin bir karışımını tecrübe ettim. Hareketin birçok farklı yolla yapmış olduğu büyük katkılar benim son derece ilgimi çekmeyi başarmıştır. Hizmet kelimesinin kendisi zaten benim için oldukça ilgi uyandırıcıdır. Hindistan'da bizde de bu kelimenin bir türevi vardır. Hıdma, hizmet etmek anlamını taşır. Buradan yola çıkarak zannediyorum hizmet kelimesi de insanlara hizmet etmek anlamı taşıyor. Hizmet hareketinin felsefesinin toplumun yararı adına insanlara hizmet etmek olmasını takdir ediyorum hareketle bağ olan herkesin birçok farklı yolla bu hizmetleri sağladığını öğrendim. Gönüllü olarak zaman ayırıp evleri, maddi imkanları ve zamanları gibi kaynaklarını seferber ederek sağlıkta ve eğitimde yoksulluğu azaltma ve felaket yardımlarında bulunduklarını öğrendim. Halktan insanların hizmet hareketinin felsefesine canı gönülden inanarak hizmet yoluyla diğer insanların daha güzel bir şekilde yaşayabilmesi için kendi hayatlarını feda etmeye hazır olmaları ve bu amaçla bir araya gelmelerine hayran kaldım. Bence bu dünya çapında teşvik etmemiz gereken çok önemli bir prensiptir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Eşitsizlik, güvensizlik, şüphe ve şiddet had safhada. İnsanların daha güzel bir yaşam sürebilmek için ihtiyaç duydukları program ve hizmetleri sağlamak adına devletlerin ellerindeki imkanlar çok kısıtlı. Hizmet hareketinin gönüllü bir şekilde topluma katkıda bulunma ve yardımlaşma felsefesi bence hareketin en önemli yönünü teşkil etmektedir. Sayın Gülen'in çalışmalarından bazılarını okuma imkanım oldu ve bu çalışmalarda ortamı yenileyen taze bir nefes niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Ortamda birçok nazariyeci ve muhalif tartışmalar dönüp duruyor. Ancak kendisinin dostluk kurmak, diyalog yoluyla bir anlayış geliştirmek, bu tür dinler ve kültürler arası alışveriş sayesinde İslamiyetin pozitif yanını ortaya çıkarabilmek konusundaki fikirleri özellikle böyle bir ortamda çok ama çok kritik bir önem kazanmış oluyor felsefesi yönelim ve teşvik gücü sayesinde dünyaya ne yazık ki bu zamana kadar eksikliğini hissettiğimiz tamamiyle farklı bir İslamiyet anlayışını sunmuş oluyor Sayın Gülen, insanlara sürekli çatışma halinde olmak zorunda değilsiniz. Birbirinizi anlama yoluna gidebilir ve birbirinizi tanıyarak bir arada çalışabilir, birlik oluşturabilir ve dünyaya bir ahenk getirebilirsiniz şeklindeki mesajıyla bence hepimize çok önemli bir felsefi ve pratik rehberlik sağlamış oluyor. İslamiyetin çok kritik bir safhalardan geçiyor olduğu hepimizce malum. Fakat tarihte benzerine rastlanmayan bir durumda değil bu. Bir kültür ve tarih talebesi olarak İslamiyete dair negatif görüşlerin yüzyıllar öncesine kadar uzandığının farkındayım. Örneğin Hindistan'da başlayan bir düşünce şimdilerde kendini gösterse de bir şekilde hep vardı bu. İslamiyete karşı bir nevi şüphe, bir nevi eleştiri ve eski Hint kültürünün gelişim ve devamını engellemek adına İslamiyetin sözüm ona oynamış olduğu rol mesela. İslamiyet karşıtı düşünce ve uygulamalara dair koca bir tarih söz konusu. Son 20-25 yıldır da hat safhaya ulaşmış bu durum. İçerisinde İslamiyete karşı bir tepki mahiyetinde olan son derece rahatsızlık verici gösterilere şahit olabiliyoruz. Fakat aynı zamanda İslam dünyasının kendi içinden de öyle faaliyetler, bütün bu meseleye karşı öyle tepkiler ve cevaplar çıkıyor ki sanırım onlar da durumu hiç iyileştirmiyor. Böyle bir olumsuzluk ve şüphe şemasında dünyadaki bazı problemler için İslamiyet'i sorumlu tutma ve İslamiyet'i topyekün tırnak içinde ifadeyle kötü ilan etmeye dair bir meyil ortaya çıkıyor. Bu bağlamda Sayın Gülen'in çalışmaları ve hizmet hareketi tarafından teşvik edilen İslam görüşü ya da anlayışı, İslamiyet'in tamamını aynı boyayla boyamayın. İslamiyetinin özünün yalnızca duyduğunuz negatif şeylerden ibaret olduğuna inanmayın mesajını veren elzem bir pozisyona sahiptir. İslamiyetin hümanist bir din olduğunu, İslamiyetin insanlığa hizmet etme gibi bir felsefeyi taşıdığını göstermektedir. Mesela Ramazan ve bayram gibi bir takım kutsal gün ve ayları eda ettiğimiz zaman yaptığımız şeylerden biri de hiçbir şeyi olmayan insanları hatırlamak oluyor. Paylaşmaktan bahsediyoruz. Sayın Güler'in talebelerinde, hizmet hareketinin çalışmalarında bu paylaşma, birbirine yardım etme, bizden daha düşkün olanlara yardım etme felsefesinin çok pratik bir şekilde hayata geçirildiğini görüyorum. İslamiyet'in çoğu zaman göz ardı edilen ya da unutulan yanına bir örnek teşkil etmiş oluyorlar. Dolayısıyla günümüzde hakim olan ve uzun zamandır da hakim olmuş olan düşmanlık ve şüphecilik ortamında İslamiyet'e yapılan bu katkıların daha da büyük önem kazandığını düşünüyorum. Çok yazıktır ki İslamiyet'e karşı bu negatif tutum son derece tek taraflı bir tutumdur ve ortaya konulan tepkiler noktasında dünya nüfusunun çok büyük bir bölümüne olağanüstü zarar vermektedir. Sonuç itibariyle Hizmet hareketinin gayretleri ve düzenledikleri programları ve Sayın Gülen'in yazıları vasıtasıyla teşvik edilen İslamiyet anlayışının ve İslam'a yapılan olumlu yatırımın hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Hizmet hareketi ise İslamiyet'in o evrensel boyutunu alarak insanların genel gündemine tekrar oturmuştur. Müslümanların esasında herkes tarafından paylaşılan en önemli evrensel değerlere taraftar olduklarını göstermiştir. Yoksulluğun sınır tanımadığını, yoksulluğun birçok açıdan tahrip ediciliğini kabul edecek olursak ona karşı mücadele etmek de üzerimizde bir vazifedir hizmet hareketinin yoksullukla mücadele etmeyi iyi bir toplum, sağlıklı bir millet inşa etme noktasında temel bir ihtiyaç olarak gördüğü yerde ki yoksulluk tek bir dini grupla da sınırlı değildir. Her yere dağılma potansiyeli vardır. Thank you.